Dördüncü sorumuzun da çözümüne başlayalım. Sorumuzda bir devre verilmiş ve AB noktaları arasındaki eşdeğer direnci bulmamız istenmiş. Soruda görüldüğü gibi biraz devremiz karışık gözüküyor. Biz bunu daha anlayabileceğimiz şekilde getirelim. Eşdeğer devreyi bir daha çiziyorum. Buraya diyorum A noktası, buraya diyorum B noktası. Diyorum ki şurası da C noktası olsun. A ile C arasında ne var? 15 ohm. Şuraya da D noktası diyelim. Bakın A ile D arasında da 10 ohm var. D ile B arasında ve C ile B arasında dirençler var. C ile B arasındaki direncimiz 6 ohm. D ile B arasındaki direncimiz 4 ohm olarak gösterilmiş. Bakın, eşdeğer devremizi çizdik ama burada gözden kaçırmamamız gereken bir durum daha var. D ile C birbirine bağlı. Biz de burada birbirine bağlıyoruz. Şu anda tam eşdeğer devremizi elde ettik. Ve şu anda daha anlaşılır bir hale geldi. Görüldüğü gibi A ile C ve A ile D birbirine paralel. Çünkü C ile D birbirine bağlı. Yani burada D'yi silip C ya da burada C'yi silip D yazabilirim. Çünkü bu iki nokta birbirinin aynısı. Paralel kısımları şöyle çizerek göstereyim. 15 ile 10 ohm ve 6 ile 4 ohm birbirine paralel görüldüğü gibi. Bunları hesaplarsak 15 çarpı 10 bölü 15 artı 10 150 bölü 25. Buradan da 6 ohm geliyor. Diğerini hesaplarsak 6 paralel 4. Bu da 15 paralel 10 hesabıydı aslında. 6 çarpı 4 bölü 6 artı 4 24 bölü 10, o da eşittir 2,4 ohm. Eşdeğer devreyi bir daha çizersem 6 ohm 2,4 ohm. Şurası A noktası, burası B noktası. Burası da A. Burası da B. Şurası C veya D noktası diyebiliriz. Görüldüğü gibi sistemde iki tane seri direnç kaldı. Onları da birbiriyle toplarsak AB aralığındaki direnç 8,4 ohm. Buna da RAB diyebiliriz. Sorumuzun çözümü bu kadar.